Kalp krizi özellikle yetişkinlerde ani ölüm nedenlerinin başında geliyor. Günümüzde ise gençlerde bile görülebiliyor. Deniz Özel Cerrahi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi kalp krizi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Nedenlerini anlattı, erken teşhis vurgusu yaptı. Kalp krizi erken yaşlarda görülmeye başlandı. Bunun en başta sebebi çevresel faktörler dediğimiz faktörler. Yani artık giderek sigaranın daha fazla kullanımı, beslenmenin daha dengesiz oluşu gibi faktörler bunlar da etkili. Bizim yapmamız gereken işlem nedir? Bir hasta olarak en ufaktan bir sıkıntımız olduğunda mutlaka bu işin uzmanı bir doktora gitmemiz lazım. Hiçbir sıkıntımız yok olsa bile belli bir yaştan sonra özellikle 40 yaşından sonra mutlaka bir check-up gibi kontrollerden geçmek lazım. Doktorunuz da gerekli görürse anjiyografi denilen işlemden kaçmamak lazım. Çünkü 5 dakikalık bir işlem, kesin sonuç veren bir işlem. Dolayısıyla bu işlemi yaptırdığınız zaman güvenli ellerde hiçbir riski olmadan erken teşhiste, nasıl kanser hastalığında erken teşhis önemliyse, kalp hastalarımızda da erken teşhis önemlidir. Çünkü kalp krizi geçirdikten sonra biz istediğimiz kadar damara müdahale etsek bile eski performansını kazanmaz. O yüzden erken dönemde mutlaka kalp muayenemizi düzenli bir şekilde olup kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Profesör Doktor Tanrıverdi kalp sağlığını korumanın yöntemlerine de değindi. Biliyorsunuz efor yapmak hepimizin sağlığı açısından önemli. Kalp sağlığı açısından önemli olduğu kadar vücudumuzun fiziki durumu, kan şekeri dengesi açısından hepsi açısından önemli. Dolayısıyla egzersiz. Her zaman bunu söyleriz. Düzenli bir şekilde yürüyüşlerimizi yapmamız lazım. Peki tüm dünyada mücadelesi devam eden koronavirüsün kalp fonksiyonlarına etkisi nedir? Pandemi döneminde ne oldu? Evlere kapandık. Tabii evlere kapanıp da ne yapıyoruz? Normalde yemediğimiz gıdaları yiyoruz, daha fazla yiyoruz ve kilo alıyoruz. Bir de egzersizim olmadığı için iyice kalp krizi riskini arttırıyoruz. Kilo aldığımız için kriz riskimiz artıyor. Bu dönemlerde biz hastalarımıza neyi öneriyoruz? Kan durdurucu ilaçlarımız var. Mesela çok düşük dozda koraspin dediğimiz kan durdurucu ilaçlarımızı öneriyoruz. Çünkü bu kan durdurucu ilaç aslında korona hastalarımızın, covid hastalarımızın tedavisinde de kullanılıyor. Yani aspirin olmasa bile kan durdurucu iğnelerimiz var tedavide, standart protokollerde. En azından biz profilaktik dediğimiz önlemi alırsak daha rahat ederiz. Profesör Doktor Tanrıverdi kalp krizi belirtilerinden de bahsetti. Geç olmadan mutlaka bir uzmana başvurulmalı dedi. Göğsünde sıkışma, yanma, baskı tarzı şikayetler bizim için önemlidir. Bu tarzda bir şikayeti varsa hastanın zaten bu çok net bir kalp krizidir. Bazı hastalarımızda sessiz kalp krizleri olur. Hasta kalp krizi geçirdiğini anlamaz. Özellikle şeker hastalarında, nöropati rahatsızlığı olan hastalarda ağrı hissetmeden hasta kalp krizini geçirmiş olabilir. Sonrasında nasıl bu belirtiler ortaya çıkar? Kalp krizi geçirdi, ölmedi, sağ kaldı diyelim. Kalp krizinden sonra kalbin gücü zayıfladığı için hasta önceden 500 metre yürürken artık 200 metrede tıkanmaya başlar. Gelip bir kalp muayenesini yaptırdığı zaman biz görürüz hastamızın artık bir kalp etmezliği tablosu gelişmiştir. Zaten bizim en çok korktuğumuz şey budur. Bir de nedir? Genç yaşta geçirilen kalp krizleri. Çünkü genç yaşta hiçbir şikayet olmadan tak kadına kalp krizi geçirebilir hasta.